Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Belirtiler var. Siz teşhisi koydunuz. Teşhis koyduk. O esnadan itibaren neler başlıyor? Şimdi tabii kapak hastalığının teşhisi koyduk. Şimdi kapak hastalığının tabii neye bağlı? Hastanın yaşı kaç? Kaç yaşında başlamış? Hangi sebepten dolayı olmuş? Kapaktaki hastalığın ciddiyeti ne kadar? Yani her kapak hastalığı ile de ameliyatı olmuyor. Çok ciddi darlık yok. Hafif darlık var. Hafif yetmezlik var. Hafif kaçak var. Kapak yapısı çok uzun olmamış. Kalbi çok bozmamış. Kalbi büyüme yapmamış. Hastada çok fazla şikayet yok. İse bunlar bir kısmı tedavi, medikal tedavi dediğimiz tıbbi olarak takip ediyoruz. İşte yılda bir eko yapıyoruz. 2 yılda bir eko yapıyoruz. Takip ediyoruz. Ama baktık ki kapaktaki darlık ciddi ya da yetmezlik ciddi. Kalp de ciddi hasar yapmış. Ciddi işte nefes darlığı var hastanın. Kalpte çok büyüme olmuş. Kalp içinde pıhtı birikmiş. Ritim problemi oluşmuş. Tabii bu durumlarda ameliyata gidiyor. Kapak hastalıklarında ki ameliyatlar genelde yani iki yöntem var kabaca. Bir tanesinde o bozulmuş kapağı değiştiriyoruz. Ameliyatta o kapağı tamamen sökerek yerine yeni kapak takıyoruz. İşte bunlarda da genelde iki çeşit kapak var. Halk arasında öyle söyleniyor. Bir mekanik kapak dediğimiz metalden yapılmış kapaklar var. Bir de biyolojik kapak dediğimiz dokulardan, sığır kapağından ya da domuz kapağından yapılan kapaklar var. Biyolojik kapak, bunları takıyoruz. Bunları da neye göre belirliyoruz? Bu da hastanın yaşı önemli. Mesela genç hastalarda genellikle mekanik kapak tercih ediyoruz. Özellikle böyle 60 yaşın, 65 yaşın altındaki hastalarda. Çünkü mekanik kapakların ömrü çok uzun. Yani kola kola yıpranma gibi bir durumları yok. Ömür boyu çok rahat gidiyorlar. Mekanik kapaklardaki problem metalik bir yüzey olduğu için vücut orada devamlı pıhtı üretmeye çalışıyor kapağın üzerinde. Bundan dolayı da devamlı ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorunda. Tabii bu kan sulandırıcıların da kendine özgü riskleri var. İşte kanama riskleri var. Bazen yetersiz kaldığı zaman orada pıhtı oturma, onun işte felç yapma riski, kapağın tamamen bozulma riski gibi riskleri var. Yani iş tamamen aslında bitmiyor. Yani kapağı değiştirmek tamamen çözüm değil. Yani tamamen orijinal kendi kapağımızda çok zor. Yani homograf dediğimiz ancak işte ölüden alınan, kadavradan alınan kapaklar falan. Ama onlar da günümüzde zaten çok sınırlı, çok zor. Çok zor, evet. Onları çok uygulayamıyoruz. Genelde ya mekanik kapak ya da işte biyolojik kapak takıyoruz. Biyolojik kapakların avantajı böyle çok ciddi kan sulandırıcı gerekmiyor. Çünkü dokudan yapılmış olduğu için vücut orayı çok böyle pıhtı oluşturmuyor ama bunların da böyle 10 yıl, 20 yıl içerisinde tekrar bozulma riski var. Çünkü sonuçta bir doku, bu da işte vücut orayı yine kireçlemeye sebep yapıyor. Ve yıllar içerisinde bu dokular hem daralabiliyor hem de yırtılabiliyor ve bozulabiliyor. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.